Mardin'de kutlu doğum haftası sebebiyle bir konferansım var. Diyanet'in organizasyonu. Bir ayeti kerime, orada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın üst düzeyiydi orada. Diyanet'in yıl, kutlu doğumunun etkinliğinin ana organizasyonunu Mardin'de yapmışlar. Ben de konuşma yapıyorum. Dedim ki şimdi bir ayette şöyle diyor. Bir ayet 10 yaşam ilkesi. Ayetten 10 prensip çıkardım ve onları anlatıyorum. Ayet şöyle başlıyor. Ve umirtu en adile beynekum. Ve umirtu en adile. Şimdi dedim ki ben Allah'la insan arasındaki ilişkinin bir emir komuta ilişkisi olmadığına inananlardan olduğum için buradaki ve ümirtüyü ben emri bana emredildi demeyeceğim dedim. Ama ne diyeceğim? Emir kelimesi aynı zamanda iş demek. O zaman Hazreti Peygamber diyor ki arkadaşlar bana adaleti aranızda hakim kılmak bir iş olarak verildi. Benim işim aranızda adaleti hakim kılmak. Bu daha iyi. Şimdi dışarı çıktık. Mardin'de görev yapan bir vaiz arkadaş. Çok zoruna gitmiş benim bu tercüme. Gel dedi ki hoca, hocam da demiyor. Hoca, buyur dedim hoca. Şimdi dedi rektör emrediyor. Dekan emrediyor. Sen emrediyorsun. Allah emredince olmuyor. Dedim ki ya kıyas yanlış hocam. Kıyas yanlış. Yanlış kıyas yapıyorsun. Uzunca konuştuk, adamı ikna ettiğimi söyleyemem. Yani ikna edemedim, kendince bir şeyi var. Ama hareket noktam şu, orada uzunca konuştuk. Allah'la aramızdaki ilişki bir emir komuta ilişkisi değil. Biz bunu kavrayabilmiş değiliz henüz. Kur'an'ın dili de buyurgan, sürekli yaptın, yapın, yapmak için de sürekli yaptırım uygulayan bir kitap dili değil. Bak şöyle düşünün lütfen. Ahlakla ilgili bir ilke. Hazreti Peygamber'in dilinden bir ilke. Bir komşusu aç iken kendisi tok sabahlayan, bunu bile bile, tok sabahlayan bizden değildir. Bu ahlak ilkesi değil mi? Şimdi bu ilkenin hayata geçmesi için, kamu politikası haline gelmesi için bütün aç olan insanların yedirilmesini, efendim, barındırılmasını sağlayan bir kamu politikası, bir kanun, neyse bir düzenleme yapılır ve böyle gider. Dolayısıyla söylediğim şey şu. Ahlak, Kur'an-ı Kerim'deki bizi biraz yorumlarken sıkıntıya sokan şu. Kur'an-ı Kerim, ben diyorum ki Kur'an-ı Kerim tepeden tırnağa bir ahlak kitabı. Tepeden tırnağa ahlak kitabı. Ama şunu yapmazsanız şöyle şöyle olur diyen ayetler var, tehdit eden. Şöyle yaparsanız şunu vaat ediyorum diyen ayetler de var. Niye böyle? Aslında Kur'an-ı Kerim'in yasaklama ya da teşvikini gerekli kılan maalesef insan doğası. Aynen şunun gibi. Bakın Türkiye'de de, Almanya'da da, başka memleketlerde kanunlar temel ahlak ilkeleri üzerine kuruludur. Nedir o? Diyelim ki etrafa çöp atmayacaksınız. Bu ahlaktır öncelikle. Atmamamız gerekir çevreye saygıdan. Doğru mu? Peki atma ihtimaline karşı ne yapmak lazım? Atma ihtimaline karşı kanun yapıyorsun bu sefer. Peki kanun kimin için yapılır? Bakın kanunlar yapmayacaksınız denilen kanunlar aslında ahlakı bir şekilde çiğneyen ahlaksızlara karşı yapılıyor. Bak o da zorunlu olarak yapılıyor. Onun için şunu hep söylerim. Yani bizim hocaların dili hep ahlak dilidir. Niye buradan bir şey çıkmaz? Çıkar mı çıkmaz mı? Çıkmaz. Ahlaki ilkeleri kanuni bir statüye kavuşturmadığınız sürece etkisiz eleman kalıyor. Adamların insafına bırakıyorsunuz.
Adamların insafına bırakılmaz. Bırakılmamalıdır da bakın. Başka bir yere geldim. Şimdi rüşvet almak. Er-râşî vel-nurteşî finnâr. Rüşvet alan da, veren de ateştedir. Doğru. Peki, şimdi bunu mu sürekli söyleyeceğiz biz insanlara? Anlatacağız camiler. Yok, öyle değil. Rüşvet alanı ve vereni kanunen caydıracak bir yasa, bir kanun koyacaksın ciddi bir şekilde. Bu yoksa dünyanın her tarafında, yani Almanya'da insanlar Türkiye'dekinden çok daha ahlaklı oldukları için efendim öyle değil. Öyle değil. Amerika'da insanlar çok daha ahlaklı, ondan mı iyi davranıyorlar? Ahlakın gücünden değil, ben size söyleyeyim. Kanunun gücünden. Şöyle denir, Amerika'da bir adam Allah'tan daha çok kimden korkar? FBI'dan, bir de IRS'ten. IRS, Internal Revenue Service, yani maliye. Maliye. Finans. Vergiden, finanstan. Finans. Şimdi adam, dolayısıyla çok ahlaki olduğu için değil, kanundan dolayı. Burada bunu niye söyledim? Parantez içerisinde lütfen. Kur'an-ı Kerim'in yasaklama dili ve tehdit dili. Çünkü bazıları soruyor, hocam diyor, ya böyle çok ağır tehdit içeren ayetler var. Allah niye bizi böyle tehdit ediyor yani? Tehdit, diyorum, seni ne ilgilendirir? Seni ne ilgilendiriyor? Nasıl ya diyor, beni ne ilgilendiriyor? Ya bakın dedim, aynen işte uyuşturucu kullanırsanız, işte kadın ticareti yaparsanız, size şunu 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 öngören yasa seni ne ilgilendiriyor? Doğru diyor, beni ne ilgilendiriyor? Benim işim olmaz. İşte öyle düşün dedim yani. Bu dediğim biraz anlaşıldı mı? Bilmiyorum. Şimdi şu kerem, onur, saygı, buradan geldik tekrar. İnsan madem ki onurludur, Kur'an-ı Kerim'in dili bu onuru dikkate alır. Başka insanın hiç, şöyle diyelim, öyle bir değer söyleyiniz ki bana, öyle bir değer söyleyiniz ki bütün değerler o değeri ayakta tutmak için var olsun. Bu değerin adı hayat. Hayat. Yani hiçbir şart altında bir insanın hayatı, insan diyoruz, ırk söylemiyoruz, din söylemiyoruz, insan. Kim bir insanı öldürürse, kim bir insanı diriltirse, değil mi? Ayet-i kerime insan üzerinden gidiyor. Bütün insanlığı öldürmüş ya da bütün insanlığı diriltmiş gibi olur. İnsan üzerinden gidiyoruz. Bizim alimlerin bir kısmına kızıyoruz, bir kısmını da övüyoruz. Şöyle bir kavram geliştirmişler. El-ismetu, el-isme, korunmuşluk, ismet. Bil-insaniye ya da bil-ademiye. Yani Adem oğlu olduğu için, insan olduğu için insanın temel hakları koruma altındadır. Temel haklarımız ne? Canı koruma altındadır. Adama hiçbir şekilde, eğer bir suça karşılık değilse, bir adamın hayatına dokunamazsın. Malı korunmuş, yani mülkiyet hakkı vardır. Söz hakkı vardır. Akıl hürriyeti vardır. İfade özgürlüğünü kullanacaktır. Bildiğiniz bizim beş hak dediğimiz makasid-i şeria. İşte ırzı koruma altındadır, onu bazen nesli koruma altındadır derler. Ama orada dikkat edeceğimiz şey şu. İnsanın temel hak ve özgürlükleri, yani hayatı ana değerdir. Bütün diğer değerler, bütün değerler dediğimiz nedir? Adalet bir değerdir. Hakkaniyet bir değerdir. Liyakat bir değerdir. Bütün bu değerler bir değer için hizmet görür. O değer de hayattır diyoruz. Hayat değeri. Dolayısıyla hitap ederken insanın onuru, insanın hayatı, değeri. Bunlar birbirini izleyebilir, gidebilirsiniz. Bunlar insanın kök değerleri.